أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللَّهِ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنَ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد محترم جماعة المسلمين değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerine inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz, yani şöyle ifade edelim, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde, onun halifeliği döneminde yaşanmış bir hadise, bir hatıra. Burada sabrın örneklerini görmüş olacağız. Burada kaba saba davranan insanlara karşı idarecilerin adaletli, hakkaniyetli ve Kur'an'a göre, İslam'a göre nasıl bir tavır takındığını görmüş olacağız. Hem bu hatırada Kur'an ayetleri karşısında bir Müslümanın tutumu nasıl olmalı? Kur'an böyle söylüyor, sen de ona göre. Bak, Kur'an böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyorsa tamam, ben ona uymalıyım. Onun örneğini görmüş olacağız. Ve bu okuyacağımız bu hadisede de insanların idarecilere, idarecilerin insanlara, yani sabırlarının nasıl olması gerektiğini bu hatırada görmüş olacağız. Bu hadise Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh tarafından rivayet edilen, o bu hadiseyi müşahede etmiş ve bizlere anlatıyor. Buhari'de geçen bir hadise bu. Uyeyne İbni Hısn. Şimdi bu biraz böyle kaba saba kişilerden birisi. İşte ganimetlerin dağıtılması konusunda da Efendimiz'e kaba saba, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adil davran diyen o insanlardan, kaba saba davranan insanlardan. Tabii kendisinin bir özelliği de bir kabile reisi. Böyle bir özelliği de var.
Tabii zekattan pay alanlardan birisi de bu. Nedir zekattan pay alanlar? Mesela Kur'an-ı Kerim'de 7 sınıf insandan bahsedilir. Bunlara zekat verilir. Onlardan birisi de müellefe-i kulub. Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen. Zengin de olsa ona zekattan pay veriliyor. Niye? O para verdiğin zaman sen ona bir zekattan bir şeyler verdiğin zaman en azından kalbi tam oturmamış, yani İslam tam böyle sinmemiş. Hiç olmazsa o vesileyle kalbi ısınsın. İslam'ın karşısında olmasın diye Kur'an-ı Kerim'de zekatın verilecek 7 sınıf insandan birisi. Bu Uyeyne Hısın. Tabii bir ara bunları niye anlatıyorum? Adamın şimdi biraz yaşayacağımız bir hadiseyi de göreceğiz. Onu biraz daha net anlayalım diye. Bir ara İslam'dan çıkmış, irtidat etmiş. Yani mürtet diyoruz buna. Sonra tekrar İslam'a dönmüş. Şimdi bu bahsettiğimiz kişi Uyeyne İbni Hısın. Onun bir yeğeni vardı. Hür İbni Kays. Bir gün Medine'ye onun yanına geldi. Onu bir ziyaret etti. Ona bir misafir oldu. Tabii dönem Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ömer'in de şimdi devlet başkanı halife olduğundan dolayı o da devleti yönetirken tabii yardımcıları da var, danışma meclisi de var, istişare heyeti de var. Şimdi şöyle devam edelim. وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذ۪ينَ يُدِن۪يهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer radıyallahu anh bazı kimseleri kendisine yakın tutuyordu. Yani istişare olsun, meclis olsun, böyle danıştığı kişiler vardı. Bazı kişileri böyle kendisine yakın tutuyordu. Mesela kimdi onlar? وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ meclisi عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ Şimdi Hazreti Ömer'in meclisinde böyle alim insanlar vardı. O onları kendisine yakın tutuyordu. Danışma meclisi, istişare ediyordu. Hatta bu danışma meclisi derken danıştığı kişiler akla belki yaşlı ihtiyarlar gelebilir. Kühülen kanu ev şubbanen. Yani onlar genç de var idi, yaşlı da vardı. Yani genç olsun, yaşlı olsun Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın o devleti yönetmiş olduğu halifelik döneminde istişare ettiği kişiler var idi. İşte Uyeyne Hısın'ın yeğenini ziyaretine gelmiş olduğu o yeğeni de bu danışma meclisi içerisinde olanlardan birisi, genç birisi. Bu Hur İbni Kays gençtir ama o da nedir? O da Hazreti Ömer katında bir değeri var. Hazreti Ömer'in değer verdiği kişilerden. Şimdi bu gelen Uyeyne yeğenine şöyle bir söz söyledi. Dedi ki, Yebne ahi, ey yeğenim dedi. Leke vecun inde hadel emiri. Yani senin bu Hazreti Ömer indinde bir değerin var. Yani sana değer veriyor. Fesedin li aleyhi. Sen bir izin al da. Yani bir görüşelim. Bir randevu al da bir görüşelim. O da onu dinledi. Fesedene. Feedene lehu Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den bir izin aldı. Görüşmesi için. O da Hazreti Ömer de onunla görüşmeyi kabul etti. Felemme dehale. Ne zaman ki böyle Hazreti Ömer'in huzuruna girdiği zaman, bulunduğu mekana girdiği zaman hemen bu Uyeyne Hısın başladı makinalı tüfek gibi Hazreti Ömer'e saydırmaya. Şimdi daha dur hele değil mi? Yani bir otur bir hoşbeş et. Bu başladı saydırmaya. Zaten biraz kaba saba bir kabile reisi. Böyle ayarsız durumları var. Hemen şöyle söze girdi. Hiye yebnel Hattab. Ey Hattab'ın oğlu. Hazreti Ömer'e hitap ediyor. Normalde ey emir el müminin demesi lazım. Ey müminlerin emiri demesi lazım. O öyle girdi konuya. Sonra dedi ki ma tu'dina el cezle. Yani sen bizlere bir şey vermiyorsun. Fazla bir şey vermiyorsun. Hani normal insanlar diyelim verilen bir şeyler var. Hakkı neyse devlet bölüştürüyor şu olsun. Ganimet olsun vesaire falan. Ne veriliyorsa. Ama sen bize fazla bir şey vermiyorsun. O fazla bir ayrıcalık istiyor. وَلَا تَحْكُمُ ف۪ينَا بِالْعَدْلِ Yani sen bizim aramızda adaletle davranmıyorsun dedi. Şimdi Hazreti Ömer deyince aklına geliyor? Adalet geliyor değil mi? Yani adaletiyle meşhur olan bir sahabeye, bir halifeye sen bize adaletli davranmıyorsun. Sen bize böyle fazladan bir şeyler vermiyorsun. Böyle bir ayrıcalık istiyor.
Yani bizi kayır demek, bize fazla fazla ver diye. Tabii böyle söyleyince فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer çok hiddetlendi. Hazreti Ömer sert bir adamdır. Fakat yani şöyle ifade edelim. Hazreti Ömer serttir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde otururken dışarıdan Ömer'in gerildiği duyulduğu zaman kadınlar kaçarmış oradan mesela. Böyle bir perde keresine geçerlermiş. Çok hiddetli birisi. Hatta Hazreti Ömer halife olduğu zaman kadınlar eyvah demişlerdir insanlar ya. Bu sert bir adam. Ne olacak bizim halimiz? Fakat sonradan Hazreti Ömer'in yani hiddetli ama adalet konusunda hassas olduğunu görmüşlerdir. Mesela bir gün böyle yolda giderken atıyla böyle gelirken tabii asfalt basfalt yollar yok o zaman. Toz toprak her taraf. Tabii atıyla giderken ne oluyor? Toz toprak kalkıyor. O da kapının önüne oturmuş kadınlar hani oturup böyle konuşuyorlar, işlerini hallediyorlar, örgü örüyorlar vesaire falan. Onlar da oradayken toz toprak kalkınca üzerlerine gelince "Ey Ömer, Allah'tan kork." O da Hazreti Ömer bunu duyuyor, hemen atından iniyor. O toz toprak her taraf ya. Pat diye böyle yere kapanıyor. Sonra tabii onlar bakıyor o ne olacak diye. Bir toz toprak böyle kaybolmaya başlayınca o havadaki bakıyorlar ki Hazreti Ömer secdeye gitmiş. Ve kafasını kaldırıyor sonra böyle ağlamış orada. Tabii gözyaşı da akınca o toprak da biraz da çamur yüzüne bulaşmış. Ve döndü onlara dedi ki ya Ömer de kim olacak ki Allah'tan korkmayacak dedi ya. O söz bile onu etkiliyor. Demek ki Hazreti Ömer'in sertliği Allah'ın hududunun çiğnenmesine karşı. Hazreti Ömer'in sertliği kafirlere karşı. Hazreti Ömer'in sertliği işlenen günahlara, haramlara karşı. Hazreti Ömer'in sertliği efendim yerine getirmeyen farzlara karşı. Bu tür Allah'ın hükümleri çiğnendiği zaman Hazreti Ömer celalleniyor. Ama onun dışında şeker gibi bir adam. Şimdi burada da Hazreti Ömer'e "Ey Hattab'ın oğlu, sen bize fazla bir şey vermiyorsun, mal vesaire falan, bizi görmüyorsun, bize adaletli de davranmıyorsun" diyen Uveyne İbni Hısna, tabi o öyle söyleyince çok böyle öfkelendi Hazreti Ömer. Hatta hem en yuga bihi, onu cezalandıracaktı. Yani öyle yani. Sen nasıl Hazreti Ömer adaletle hükmediyor, sen gelip burada böyle söylüyorsun, bir de kendisinin kayırılmasını istiyorsun. Hazreti Ömer öfkelendi. Fakat فَقَالَ لَهُ الْحُرُ O kaba saba davranan Uyeyne Hisn'in yeğeni, o Hazreti Ömer'in de değer verdiği o genç delikanlı hemen dedi ki Hazreti Ömer'e "Ya Emir el-Mü'min" onun öfkelendiğini gördüm. Bakın şimdi burası çok önemli. Hazreti Ömer öfkeli, ona adaletli davran diyen bir adam var. Sen iyi taksimat yapmıyorsun, bize fazla fazla vermiyorsun, bizi görmüyorsun diyen bir adam var. Yani böyle adaletin dışında bir şeyler isteyen bir adam var. Hazreti Ömer öfkelendi, ona ceza verecek. Hur da bunu gördü. "Ey müminlerin emiri" dedi. Bak onu nasıl teskin ediyor şimdi. Dedi ki orada اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ النَّبِيِّهِ Muhakkak Allah-u Teala peygamberi için şöyle buyurdu. Yani peygamberimize geldi ama ayet-i kerimede onu muhatap alıyor. Fakat bu bütün Müslümanların sorumluluğunda olan emirlerdir. Ayet-i kerimede, yani şu ayet-i kerimeyi okudu. Hudul affe ve mur bil urfi ve a'rid anil cahilin. Hudul affe, sen bağışlama, affedici olma yolunu tut. Ve mur bil urfi ve sen iyiliği emret, iyiliği tavsiye et. Ve a'rid anil cahilin ve cahillerden yüz çevir. Ayet bu. Bağışlayıcı ol, iyiliği emret ve sen cahillerden yüz çevir. Yani cahille cahil olma. Ayet-i kerime. Şimdi bunu okudu. Hazreti Ömer radıyallahu anh tabii dinliyor. Ve inne hâdâ minel cahiliyle sonra Hur amcası için dedi ki ya bu cahillerden dedi ya. Ya bu da cahillerden, sen bunu affet. Yani buna iyiliği emret. Bu cahille cahil olma anlamında bu cahillerdendir dedi. Bu sefer bu hadiseyi bize nakleden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Ya bu rivayeti bize anlatan sahabi diyor ki vallahi ma cavezeha Ömer'u hine telaha. Yani Hazreti Ömer öyle oldu ki Kur'an ayetleri okunduğu zaman tam cezalandırmak üzereydi o adamı, Kur'an ayetlerini dinleyince bu işten vazgeçti. Öfkesi teskin oldu. Yani sakinleşti.
ceza da vermedi. Sonra şunu da ilave ediyor. Çünkü bu ve buna benzer hadiseleri var Hazreti Ömer'in Kur'an'a bağlılığı konusunda. وَكَانَ وَقَّافًا عَنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Ve gerçekten o yani Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'e çok bağlıydı. Yani Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman boynu kıldan ince. Böyle bir bağlılığı var. Kur'an ayetleriyle amel etme konusunda böyle hassas. Şimdi burada bu hadisede en temel olarak neyi görmüş olduk? Sabrı gördük. Bir idareci var, devlet başkanı var, halife var. Bir cahilce hareket eden, adaletsizce davrandığını efendim ithamlarında bulunan, bize fazla fazla ver, bizi gör anlamında böyle bir ayrıcalık isteyen birisi var. Tabii onun bu sözleri karşısında Hazreti Ömer öfkelendi ama ayet-i kerime okunduğu zaman sen bağışlama yolunu seç, iyiliği emret, bu da cahillerdendir. Ayet-i kerimesini dinleyince bu sefer ne yaptı Hazreti Ömer? Onu cezalandırmaktan vazgeçti, onu affetmiş oldu. Bu da neyi gösteriyor? Yani sabır çok önemli. Sabır her zaman önemli. Sadece devlet başkanlarına, idarecilere, efendim bir vakfın, derneğin ya da bir efendim şurada burada bir yönetici olan kişilere değil, hepimize, halka da, hepimize sabır önemli. Baba olsun, anne olsun, amca olsun, hala olsun, teyze olsun, dayı olsun, yeğen olsun, genç olsun, gelin olsun, damat olsun, yani cemaat olsun, imam olsun, vaiz olsun, müftü olsun, vali olsun, kaymakam olsun, belediye başkanı, ne olursa olsun, ne olacak? Hepimiz bulunduğumuz konuma göre sabrı kuşanmalıyız. Sabrı kuşandığımız zaman Allah'ın izniyle bir kısım zararlardan korunmuş oluruz ve Allah'ın izniyle de birçok güzellikler de meydana gelmiş olur. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'da Estağfirullah اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Muhakkak ki o sabredenlere hesapsız bir mükafat vardır buyuruyor. Şimdi hesapsız bir mükafat verilen o amel nedir? Sabırdır. Demek ki sabır terk edildiği zaman çok büyük felaketler başımıza gelir. Sıkıntılar, kavga, gürültü, hatta cinayetlere varıncaya kadar Allah göstermesin. Ama sabrettiğimiz zaman yuvalar dağılmaz, kavgalar olmaz, gürültüler olmaz, sevgi olur, muhabbet olur. Efendim boşanma aşamasına gelmiş olan aileler tekrar kucaklaşır. İlk günkü sevgi, muhabbet gibi yoluna devam ederler. Demek ki sabır çok mühim. Hatta hatırlayın, Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. İki satırlık bir sure. Asr suresi. İmam-ı Şafii Hazretleri, Kur'an'dan hiçbir şey inmemiş olsa, yani sadece bu Asr suresi olmuş olsa, insanların hidayeti için, böyle yol bulması için insanlara yeterdi diyor. Yani asr bel asr, asra yemin olsun ki, innel insane lefî husur. Muhakkak insanoğlu zarardadır. Yani insanlık zarardadır. İlla ancak, şunları yapan kurtuluşa ermiştir. Kimmiş onlar? İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Ancak iman eden, faydalı işler, salih ameller, Allah'ın razı olduğu ameller işleyenler, günah ve haramlardan kaçınanlar, işte bu salih ameli işleyenler, bir de birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Demek ki insanlık bu dört tane vasfa sahip olmadığı zaman o büyük bir pişmanlık içerisinde olacak, büyük bir husran içerisinde olacak, ahirette eyvah diyecek. Ancak bu dört vasfa sahip olanlar, iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı hakikati tavsiye eden ve birbirine sabrı tavsiye edenler, onlar kurtuluşa erecekler. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi Asr suresinde beyan edilen bu güzel ahlaki erdemlere, dini emirlere sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Tabi Asr suresinde sabredenler demiyor. Hakka uyanlar demiyor. Hani hakka uyacağız zaten, sabredeceğiz. Fakat hakkı birbirine tavsiye edenler. Bu ayrıntıyı görüyoruz değil mi? Sabrı birbirine tavsiye edenler. Şimdi biz sabırlı olacağız. Eşimize de sabrı tavsiye edeceğiz. Çocuklarımıza da, iş arkadaşlarımıza da, hepimiz birbirimize sabrı tavsiye etmiş olacağız. Tabii hakka uyacağız, hakkın peşinde gideceğiz. Fakat bizler de yine hakkı tavsiye edeceğiz. Sadece bizim hakka uymamız yetmiyor, bir de bunu tavsiye edeceğiz. Yani hepimiz hak ile yaşamış olacağız ki Allah'ın izniyle sahili selamete çıkmış olalım. Yoksa sadece bir insan bu bana yeter ya, ben sabrettim mi, ben hakkı yaşadım mı yeter deyip de diğer insanlara bu tavsiyede bulunmazsa eksik kalır, Allah göstermesin. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir güzel vermiş olduğu, çok güzel örnekleri var da, bir gemi örneği var, hatırlayın.
insanların böyle bir arada yaşama kültürüyle alakalı, işlenen haram ve günahlarda birbirlerini ikaz edip etmemeleriyle alakalı Efendimiz bir gemi örneğini verdi. İnsanlar efendim bir gemiye doluşturuldu. Tabii bir güvertesi var, bir de alt tarafı var. Tabii herkes genelde güvertede bulunmak ister, değil mi? Denizi göreceksin, böyle seyredeceksin. İstediğin zaman suyu alacaksın, balık tutacaksın vesaire. Açık hava, temiz hava böyle. Bir de alt tarafı var. Orada deniz vesaire falan görülmüyor. Bunun için kura çekiyorlar. Tabii kura çekilince kimisi güvertede, kimisi de aşağı tarafta. Tabii üst taraftakiler su ihtiyaçlarını rahat bir şekilde alabiliyorlar. İşte kovaya atıyorlar, çekiyorlar, tamam. Balık tutuyorlar, tamam. Etrafı seyrediyorlar. Ama alttakiler manzarayı da göremiyor. Rahat da böyle denizin, gökyüzünün o güzel böyle havasını da tam teneffüs edemiyorlar yukarıdakiler gibi. Ve su ihtiyaçlarını almak için de yukarı çıkmaları gerekiyor. Yukarı çıkıyorlar. Efendim ellerinde kovayla birlikte orada insanlar arasında kimse çarpa çarpa aralarını yara yara gidiyor. Oradan kovayı atıyor. Sonra kovaya su dolduruyor, çekiyor. Kovayı doldurduktan sonra bu sefer tekrar o insanların arasından kimisine çarpıyor, omuz vuruyor. Bu normal yani, kalabalık insan var. Su da biraz dökülüyor. İnsanlar üzerini ıslatıyor. Kendi üzerini ıslatıyor. Diğerlerine su ıslanmış oluyor. Mesela tabii gidip böyle gitken olunca aşağıdakiler diyor ya bu böyle olmaz diyor ya. Yukarıdakiler rahat. Ne güzel. İstediği zaman suyu pat diye alıyorlar. Biz de ne yapalım? Biz de yukarıdakiler gibi rahat olalım. Kimseye bir rahatsızlık vermeyelim. Giderken bir sürü insanlar arasından geçiyoruz, çarpıyoruz. Dönerken de su alırken su dökülüyor, mökülüyor. Ortalık ıslanıyor. İnsanların üzerlerini, elbiselerini ıslatıyoruz. Hem de bir zor da oluyor. Kimseye de zarar vermeyelim. Şu geminin altından bir delik açalım diyorlar. Böyle açalım ki buradan kovayı atalım, pat diye çıkartalım. Kimseye bir zarar olmasın. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözün burasında üst kattakiler ve alttakiler herkes o geminin altında delik açmaya çalışanlara mani olmalı. Mani olmazlarsa alttakiler de üsttekiler de hep birlikte batar diyor. İşte işlenen haramlar da günahlar da terk edilen farzlar da geminin altında açılan bir deliktir, Allah göstermesin. Yani birisi içki içiyor, birisi kumar oynuyor, birisi faiz alıp veriyor, birisi tesettüre riayet etmiyor, ah buyurun çıplak giyiniyor, efendim birisi küfürlü konuşuyor, birisi efendim böyle eşiyle kavgalı, gürültülü vesaire. Şimdi bütün bu durumlarda bildiğimiz bilmediğimiz günahlarda ya bu yanlıştır diye tatlı dille ikaz etmeliyiz birbirimizi. Bir haram işleniyorsa bunun haram olduğunu tatlı dille anlatmalıyız. Bir farz çiğneniyorsa, işlenmiyorsa, bir farz terk ediliyorsa tatlı dille ya bak bu Allah'ın farzıdır, bunu yerine getirmemiz lazım diye birbirimizi tatlı tatlı ikaz etmemiz lazım. Şayet böyle olmazsa o toplumda işlenen şu günah, bu günah ya da terk edilen farzlar öyle dolaşır gelir, geminin altında açılan delik gibi topyekün hepimizin başına bela olur. İşte nedir? Sabrı tavsiye etmek, bir de hakiki hakkı tavsiye etmek. Asır suresinde beyan edilen kurtuluşa eren insanların dört temel özelliğinden. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hakkın peşinde giden, hakkı yaşayan ve birbirimize de hakkı tavsiye eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sabır ehli olan ve birbirimize de sabrı tavsiye eden kullarından eylesin. Rabbimiz Müslümanca yaşamayı, Müslümanca vefat etmeyi, ahirette de Müslümanca muameleyi görmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz dualarımızı makbul eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, dualarımızın makbul olması için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.